Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle modern bilimi şekillendirmiş ancak trajik bir şekilde yalnız bir otel odasında hayata veda eden bir dahinin hikayesini anlatacağız. Nikola Tesla. O elektriğin ve enerjinin sırlarını çözmekle kalmadı. insanların hayal gücünü yeniden tanımladı. Ancak böylesine büyük bir deha neden son günlerini yalnızlık içerisinde geçirmek zorunda kaldı? Tesla'nın kim olduğunu, dünyayı nasıl değiştirdiğini ve neden kaderinin onu böylesine hüzünlü bir sona sürüklediğini gelin hep birlikte keşfedelim. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Simirjan köyünde dünyaya geldi. O dönem Avusturya İmparatorluğu'na bağlı olan bu köy belki de en önemli bilim insanlarından birinin varlığına tanık olacaktı. Tesla'nın doğduğu gece büyük bir fırtına kopmuştu. Efsaneye göre annesinin doğum sırasında bir yıldırım çaktığını fark etmiş ve o anda bu çocuk karanlığın değil, ışığın çocuğu olacak demişti. Belki de bu söz Tesla'nın kaderini öngörüyordu. Tesla'nın ailesi Sırp kökenliydi. Babası dini bir lider olan bir ortodoks papazıydı. Annesi ise eğitimsiz olmasına rağmen oldukça zeki bir kadındı ve özellikle mekanik icatları ilgisi vardı. Tesla annesinin zekasından çok etkilenmişti ve icat yapma tutkusu buradan filizlendi. Çocukluğunda ne zaman bir şeyin nasıl olduğunu sorsa ona detaylı açıklamalar yapar bu da onun bilimsel merakını körüklerdi. Tesla'nın gençliği olağan dışı bir zekaya sahip olduğunu gösteren olaylarla geçti. Daha 7 yaşında henüz okula gitmeden yapılandırılmış ve şekillerin görsel temsilini aklında canlandırabiliyor, karmaşık programları hızlı bir şekilde planlayabiliyordu. Tesla'nın hayal gücü onun en güçlü gücüydü. Tesla eğitimini Avusturya'daki Graz Üniversitesi'nde başladı ancak maddi kaynaklar nedeniyle oradaki eğitimini tamamlayamadı. Onun düşünme tarzı ve hayal gücü onu çok kısa bir süre sonra elektrik mühendisliğinin zirveye taşıyacak isimlerinden biri yaptı. Tesla ilk başta Avrupa'da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 1884 yılında Amerika'ya göç etti. New York'a geldiğinde cebinde yalnızca birkaç dolar ve elektrik projelerinin çizimlerini taşıyordu. Tesla'nın ilk önemli iş deneyimi Thomas Edison'un yanında çalışmasıydı. Edison elektrikte doğru akımın savunucusuydu ve Tesla burada Edison'un sisteminde çalışmaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra Tesla Edison ile fikir ayrılıklarına düştü. Edison'un doğru akım sisteminin eksik olduğu, alternatif akım sisteminin çok daha verimli olduğunu düşünmüştü. Tesla bu fikri savunmaya karar verdi ve Edison ile yollarını ayırdı. Tesla kendi başına bir devrim yaratma arzusuyla George Westinghouse ile bir araya geldi. Bu ikili alternatif akım savaşına girecek ve sonunda alternatif akım sistemini tüm dünyaya kabul ettireceklerdi. Edison doğru akımın güvenli olduğunu savunuyordu. Ancak Tesla ve Westinghouse'un alternatif akımı elektriğin uzun mesafelerde saklanması ve daha verimli bir şekilde muhafaza edilmesi sağladığını kanıtladılar. Akımlar savaşı 1893'te Chicago Dünya Fuarı'nda yaşandı. Tesla ve Westinghouse'un alternatif akım teknolojisi fuarda elektrikli aydınlatma sağlamak için büyük bir başarıya imza attı. Edison doğru akımı savunmaya devam etse de Tesla ve Westinghouse'un zaferi elektrik devrimini başlattı. Tesla'nın öngörüleri sadece elektrikte değil kablosuz iletişim, ve enerjinin dağılımını da kapsıyordu. Tesla Wardenclyffe kulesini inşa ederek dünyada kablosuz enerji iletme gösterimi sunmaya çalıştı. Ancak finansal sorunlar nedeniyle proje tamamlanamadı. Tesla'nın hayatı icatlarla doluydu. İşte onun dünyadaki bazı büyük çalışmaları. Tesla bobini, yüksek frekanslı elektrik akımlarını üreten bu cihaz, radyo dalgalarından televizyona kadar pek çok elektrik kesintisinden oluşmuştur. Radyo teknolojisi Tesla, radyo dalgalarının iletişiminde kullanılabileceğini öngördü ve radyo teknolojisinin öncüsü oldu. X ışınları Tesla, X ışınlarının potansiyelini erken fark etti ve bu alanda birçok deney yapmış oldu. Fakat Tesla büyük bir idealistti para kazanma derdinde değildi. Onun amacı sadece insanlığın kalkınmasına katkı sağlamaktı. Ancak ne yazık ki bu idealizm ona büyük mali sıkıntılar yaşamasına neden olacaktı. Tesla'nın bilimsel başarıları ilerleyen yıllarda yalnızlık ve maddi kaynaklarla gölgelendi. Bir zamanlar büyük paralar kazanan tanınan bir isim olan Tesla, ilerleyen yaşlarında mali açıdan sona ermiş ve ismi unutulmuş biri haline geldi. Projelere yatırım almakta zorluk çekiyor ve büyük bir yalnızlık içerisinde yaşamaya sürüklenmiş gibi hissediyordu. New York'a taşındı ve burada Hotel New Yorker'da hayatla mücadele etmeye başladı. Bir otel odası ve başarıdan başarısız bir geçişe evrilen bir zamanın ortasında buldu kendisini. Tesla son zamanlarında yalnızca güvercinlerle arkadaşlık ediyordu. Her gün otel odasına güvercinler gelir Onlarla konuşur ve onları beslerdi. Tesla zaman geçtikçe daha da yalnızlaştı ancak içerisindeki ateş hiç sönmedi. Onun en büyük sıkıntısı projelerinin tamamlanamamış olması ve dünya üzerindeki etkilerinin eksik kalmasıydı. 7 Ocak 1943'te 86 yaşındaki Tesla otel odasında ölü olarak bulundu. Resmi raporlara göre ölüme neden olan kalp ameliyatıydı. Ancak ölümünün hemen ardından Tesla'nın tüm notları ve belgeleri Amerika hükümeti tarafından alındı. Tesla'nın mirasına bu denli birden el konması acaba daha enerji ve titreşim konusunda son anda neler çizdiğini merak edilmesine neden oldu. Tesla yaşamı boyunca hak ettiği değeri görmedi. Ancak öldükten sonra adı bilim dünyasında çok daha fazla anılmaya başlandı. Bugün Tesla Motors gibi markalar onun mirasını yaşatıyor. Elektrikli araçlarla dünya çapında daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlayan bu markalar Tesla'nın insanlık adına hayal ettiğinin bir nebzesini yaşatıyor. Nikola Tesla bilimin ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan biriydi. Onun dehası yalnızca elektrik değil, insanın düşünme biçimini de dönüştürdü. Yaşamı boyunca yalnız kaldı ancak hiçbir zaman düşünmekten ve hayal etmekten vazgeçmedi. Tesla sadece bir mucit değil aynı zamanda bir vizyonerdi. Nikola Tesla'nın hayatı bir dahinin dünya üzerindeki başarılarına rağmen nasıl oluyor da yalnızlığa itildiğini anlatan derin bir hikayedir. Onun mucitlik yolculuğu idealizmin ne kadar güçlü ve bazen ne kadar da acı olabileceğini gösteriyor. Tesla belki de gerçek bir bilim aşığı olarak hafızalarımızda kaldı. Ancak ne yazık ki hep yalnızdı. Eğer Tesla'nın hayatı size ilham verdiyse videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda bilim dünyasının en büyük dahilerinden birinin muhteşem hikayesiyle veda ediyoruz.